Değerli arkadaşlar, bir önceki dersimizde sitavide direkt atık nasıl yapılır o konuda bilgi vermeye çalıştım. Yine bu konuya devam ediyorum aslında. Bu konu biraz ayrıntı gerektiriyor. Yani direkt atık dediğimiz zaman daha önce de bilgi verdim ama yani eseri yani kullandığımız eserden mesela hiç dokunmadan yazarın kendi cümleleriyle bizi etkileyen cümleleri varsa, konumuzu etkileyen, konumuzu değiştiren cümleleri varsa onları mesela alıyorduk. Hiç dokunmadan direkt olarak blok olarak onu mesela çalışmamıza aktarıyorduk. Şimdi yani Sitavid'in çalışma mantığına baktığımızda şunu biraz küçülteyim PDF'yi. İşte mesela şimdi doküman yani kaynak elimde işte kaynağı tespit ediyorum okuyorum kaynağı yani iyi şekilde sömürüp buradan mesela nerelerden sömürdüysem kaynağı yani ne şekilde yararlandıysam buralarda belirtiyorum. İşte bunların arasında mesela işte Word'da hani neleri ekleyeceksem burada belirtiyorum. Renklendirme yöntemini bunu kullanarak mesela şunu kullanıyorum, bunu kullanmıyorum. Mesela diyelim ki bu ilk tespit ama mesela bu yorum olmuş. Bu indirekt atıf, bu da direkt atıf. Mesela yazılarımı hep bu ve bundan kullanıyorum arkadaşlar. Mesela bunu kullanmıyorum. Yani bu şu demek değildir. Bu yani sadece PDF dosyasından elde ettiğim yani notları burada grupluyorum ve grupladıktan sonra yani renklere göre bir ayrım içerisine giriyorum. Yani eserimi hangi renklerden kullanarak yazacağım bunu tespit ediyorum. Daha sonrasında tabii kendim eğer yani not alma konusunda ilerlemişsem açıyorum bunları mesela ya da ilk tespitlerimi açıyorum. Okuyorum mesela hemen şuraya gidiyorum bakın gittim ondan sonra açıyorum burayı başka bir programa ihtiyaç duymadan hemen buradan mesela orada bir notu buradaki mesela bir tespiti alıp kendi cümlelerimle tespitimi yapıyorum yani kullanmaya hazır hale getiriyorum. Hazır hale getirdikten sonra işte şu kısımda üstte alta getirerek yani üstte alta getirerek derken şöyle mesela bakın işte notları mesela evet elde ettiğimiz bu notları bakın şu anda 8 tane not var bunları kategorize ederek neye göre işte burada bir kategori açarak bunları onlara dağıtarak başlıklara dağıtarak sonra da Word'a geliyorum. Word'da mesela bu başlıkları tıkır tıkır yazdırıyorum. Yazdırırken de program yani notların nereden alındığını, hangi kaynaklardan alındığını, hangi sayfa numarasından alındığını bana otomatikmen gösteriyor yani yazdırıyor, program yazdırıyor. O yani Word'da aslında biz tezi makaleyi yazmıyoruz. Dikkat ederseniz Sitavide yazıyoruz. Her şeyi Sitavide hallediyoruz. Evet. Yani düzgün bir şekilde hep kendimiz uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet. Daha da ileriye gidersek mesela resimler de alabilir miyiz? O konuya da biraz değinmek istiyorum. Yine not bölgesine geleceğim. Hemen mesela referans bölümüne gelip oradan PDF'ye geleceğim. Diyelim ki bakın burada mesela liste şekline getirdim. Burada açtım arkadaşlar. Bakın liste şekline getirdim. Açtım. Şunu görüyorsunuz. Bu da silmedir. Mesela herhangi birini seçip silebiliyoruz. Silerken böyle bir şey soruyor. Siliyoruz. Şu nedir? Şu da mesela bu sefer de yanda açıyor. Bakın mesela. Şunu yanda açıyor. Daha iyi görebilmemiz amacıyla. Evet. Bakın yanda açtı. Bu sefer de mesela notlar arasında geziyorum. Notlara bakıyorum. Evet. Buradan da mesela gezersem şunları gösteriyor. Yani gruplamaları gösteriyor bana. Daha ileriye mesela gidelim. Tekrar mesela şöyle geldim. PDF'yi açacağım. Bakın tekrar PDF'yi açmam için ne yapıyorum? Burada Sitavi'ye geliyorum. Bakın PDF Sitavi'sine bak. Şuraya geliyorum. Evet. Burada mesela bakın bir yine soru soruyor bana. Diyor ki mesela bunu tekrar geleyim. Evet. Yani bunu mesela kendi içimde mi açayım? Mesela üstteki kısım. Evet, üstteki kısım o. Ya da farklı bir PDF okuyucuda mı açayım? Dışarıda mı açayım? Mesela bakın dışarıya açsın. Şimdi PDF'de açacak. Yani farklı bir programda açacak. Bakın evet. Burada açacak mesela. FoxyTrader'da açacak. Evet burada getirdi açtı. Burada mesela yapacağım mesela çalışmada burada mesela renklendirme yöntemini kullanamam. Şu anda bağımsız olarak üçüncü bir programı açtım. İkinci bir programı açtım. Orada kullanamam. Burada aldığım notları orada gösteremem. O nedenle mesela notları iyi kullanabilmem için PDF'nin ben yani Sitavi içerisinde okumam lazım. Tabii gidip gelmem mesela buradaki notları etkilemiyor. Notlar burada hepsi tespit edilmiş. Bir sıkıntı çıkmıyor. Şöyle bir resim buldum mesela. Bu resmi alacağım. Dikkat ederseniz bakın şurada seçim aracı var. Seçim aracından da mesela resimleri de alabilirim. Mesela bakın tıkladım. Evet. Ondan sonra da tıkladıktan sonra şöyle bir getirsem. Burada başlık da yaparım ama benim demek istediğim bu değildi. Daha farklı bir şeydi. Sarıyla mı alıyorduk biz bunu? Hayır. Hayır.
Evet, sağ tıkladığımızda, evet, sağ tıkladığımızda bakın add as image quotation, bu sefer de mesela resmi alıyoruz ve resmi aldığımızda bakın getirdi. Başlık da getirdi buraya. Bakın burada nereden aldığını da getirdi. Burada sayfa numarasını bizden istiyor. Sayfa numarası kaç? Diyelim ki 195. Bu şekilde mesela getiriyor, yerleştiriyor. Resmi de alıyor arkadaşlar. Yani ki mesela ben bu resmi mesela şimdi şey yapayım. Atıf atayım bu resme. Mesela bu resmi orta kullanayım. İlk başta tabii mesela çift tıklıyorum. Resmi kategorize ediyorum mesela. Yani nereye eklediğimi gösteriyorum. Mesela bakın burada kategoriler var. Tıkladığımızda diyelim ki girişe ya da farklı bir yere mesela diyelim ki ekler bölümüne mesela yeni bir kategori açtım. Bakın ekler bölümüne kaydediyorum. Onu mesela ekler diyorum. Girişten çıkardım. Okey dedim. Evet. Burada da okey dedim. Bu güncelleme gerçekleşince hemen Word bölgesinde de gerçekleşiyor. İşte bakın buraya girdiğimizde bakın şu anda Word'dayız. Hemen güncelleme gerçekleşti. Diyelim ki mesela şurada resmi yükleyeceğiz. Resmi mesela bakın böyle getirip insert dediğim zaman yani resmi getiriyor. Resmi bir de mesela alt şey de getiriyor. Bakın mesela yani yazı da getiriyor. Resim yazısı da getiriyor. Ve tekrar dipnotunu atıyor arkadaşlar. Burada da atıyor. Sayfa 195. Bakın sayfa numarasını ben yazmadım. Yani nerede yazdım sayfa numarasını? Sitavi bölgesinde yazdım. Yani notu alırken yazdım. Kendisi getiriyor. Ekliyorum öyle. Yani bu da güzel bir şey aslında. Hızlı bir şey. İşte bunları mesela yavaş yavaş kullana kullana hızlanacağız. İyi olacağız. Mesela şuradaki yazıyı değiştirebiliriz. Tabii şimdi bu yazıyı mesela kafamıza göre değiştiremeyiz. Yani burada bakın bu yazı buradan geldi. Buradan aldı. Bu da buradan dipnot verdi buna. Evet. O nedenle mesela yenileme yaparsak bakın edit in sitavi. Tekrar sitaviye git. Oradan düzeltme yap. Açtı. İşte burada mesela resimle ilgili açıklama da yapabiliriz. Evet. Bunu da koyabiliriz. Bir de buraya bakalım. Bu da pet'tir. Yani pet dediği zaman aslında mesela bizi ilgilendiren caption'dır. Caption bölgesidir. İşte burası önemli. Buraya yazıyoruz. Bakın. Mesela şuraya yazdığımızda evet. Bu değişiklikler de zaten gelip yerleşecek mi? Yenilememiz lazım tabii burada. Refresh yapmamız lazım. Evet, bir kaldıralım, bir de tekrar yapalım. Bazen olmayabiliyor ama. Reference, ekler, knowledge bölümü, ekle. Bak deneme 5 hemen geldi arkadaşlar. Dikkat ederseniz değişti. Insert dediğim zaman. Önemli olan işte caption. Şekil 1 caption. O caption'ı açıklıyoruz arkadaşlar. Zaten program otomatikman oraya dipnotunu da atıyor. Kaynak sayısını altta gösteriyor ama dikkat ederseniz burada gösteriyor. Evet. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde de arkadaşlar atıf yani not bölümünü açıklamaya devam ettik. Bu sefer de yani resimler, şekiller nasıl alınır, tablolar nasıl yapılır onu göstermeye çalıştık. Yani tablolar değil de yani resim olarak nasıl alınır onu göstermeye çalıştık arkadaşlar. Evet. Tekrar herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle.